El alem ne der? Birileri bizi görürse rezil oluruz. Biraz sessiz konuş. Tüm komşular bizi duydu. Muhtemelen bu cümleler hepinize tanıdık geldi. Bu videoda iki önemli şey hakkında konuşacağız. 1. Kendimizde gördüğümüz olumsuz özellikleri fazlasıyla umursayarak bunları dert haline getirmek. 2. Doğru bildiğimiz ve bu konuda başkalarının olumsuz olarak gördüğü düşünceleri umursamak. Hayat kısa. Siz ve size olumsuz şeyler söyleyen herkes ölecek. Sizinle ilgili düşünceleri de, sizin olumsuz tepkileriniz de, olumsuz duygularınız da ölümle birlikte yok olup gidecek. Elbette hayatta hiçbir şeyi umursamamak mümkün değil. Böyle davranırsak hayatın hiçbir anlamı olmaz. Ayrıca sorumluluk duygumuz ortadan kalkar ve bu bizi serseri gibi biri yapabilir. Hayat kısa olduğu için ve bir kez hayatta olma şansımız olduğu için umursayacağımız şeyleri dikkatlice seçmeliyiz. Aslında neyi umursadığımız, neyi umursamadığımız bir sanattır. İlk olarak olumsuz özelliklerimizi aşırı umursayarak kendimizi depresyona sokmakla ilgili olarak kişisel gelişim kitaplarını okuyup olumsuz özelliklerini fark ederek özgüvenimiz azalabiliyor. Bir bakıma depresyona giriyoruz. Bu dönem aslında olması gereken bir aşamadır. Bunu aşabilmek için de umursamamak sanatını öğrenmek gerekiyor. Çünkü insanlar olumsuz özelliklerine saplanıp beyinlerinde ideal bir kişi imajı oluşturuyorlar. İdeal kişiyle kendileri arasında ne kadar fark olduğunu gördüklerinde de doğru yolda olmadıklarını, sorunlu olduklarını ve dolayısıyla mutlu olmadıklarını düşünüyorlar ve hissediyorlar. Gerçek şu ki sorunu olmayan insan yok sorunlara ve olumsuz özelliklere sahip olmak gayet normal. Bunları kabullenmek ve umursamamak lazım. Sorun önemli ise üzerinde durup çalışmak ve çözmek gerekiyor. Eğer önemli değilse zaten üzerinde durup düşünmeye bile gerek yok. Olumsuz özelliğinizi görüp kabul etmemek ve bunu takıntı haline getirmek gelişmenizi zamanla engelleyecektir ve sizin aşağılık kompleksine kapılmanıza sebep olacaktır. Olumsuz özelliklerinizi aşabilmek için çalışacaksınız ve bunu sadece kendiniz için yapacaksınız. Başkalarının ne düşündükleri zerre kadar umurumda değil. Benim hayatım benimdir ve başkalarının fikirleri umurumda değil diyebileceksiniz. Sizi olduğunuz gibi kabul etmeyen kişilerle iletişim içinde olmanız gerekmiyor. Bu şekilde daha rahat olacaksınız. Başkalarının ne düşündüğü onların işidir. Eğer başkalarının düşünceleri sizi çok rahatsız ediyorsa bununla başa çıkmak için 3 öneri. 1. Başkasının seninle ilgili olumsuz düşüncesini kabullen ve onunla savaşma. İyi düşünmesi için de uğraşma. Sadece iyi düşünmediğini kabullen ve kendi yoluna devam et. Başarılı olmak için çalış. 2. Kendi doğrularını sorgula. Olumsuz tepkilerini değerlendirip kendi doğru bildiğin gerçeği sorgulamak faydalı olacaktır. Biraz da empati yapmak, hem karşı tarafı hem de sizin tavrınızı tekrar değerlendirmek faydalı olabilir. Yine de kendi doğrularınızın gerçekten doğru olduğunu düşünüyorsanız, bu doğruları savunmaya devam edebilirsiniz. 3. Eğer başkaları ne der düşüncesi sizin her doğrunuzu yapmanıza engel oluyorsa, bir kağıda bu el alemin kim olduğunu yazın. İsimlerini somutlaştırın. Beynimiz belirsizlikten korkuyor ve her zaman kaçıyor. Bu yüzden soyut el alem fikrini somutlaştırmak, isimlerini yazmak ve bu el alemin kim olduğunu kafamızda netleştirmek çok yerinde olacaktır. Sonra o isimleri teker teker değerlendirin. Somut ve kesin yargılar kullanın. Başkalarının düşüncesine göre kendi doğrunuzu yapmadığınız her saniye ve gelecekte bir kukla haline gelebilirsiniz. Hayatınızın iplerini kendi elinize alın ve yolunuzdan asla dönmeyin.